Şimdi burada ben birkaç yani olayın olduğu ilk günden itibaren olayı takip ediyoruz doğal olarak. Evet. Zaten hani gündem öyle bir oturdu ki üstüne üstlük de yani biz elimizde çeşitli istatistikler var yani şu son birkaç gün içinde bile kaç tane çocuk şey cinayete ya da şiddete kurban gitti. Üstüne üstlük hani geçen haftaki programlarda da konuşmuştuk. Yani işte TÜİK'in istatistik açıkladığı son yıl olan 2014 yılında 17 bin çocuk bir yıl içerisinde kayboldu. İşte 9 yılda 100 binden fazla çocuk kaybolmuş. Şimdi ama biz bugüne kadar bunların hiçbirinin üzerinde bu kadar durmadık. Hatta şu an işte bir sürü başka çocuk cinayeti var. Onların üzerinde de durmuyoruz. Bir tek olaya çok odaklandık. Bir, bir, bir laboratuvar deney yapılıyormuş falan gibi bir duyguya ben kapılmıyor değilim zaman zaman. Çünkü olayda normal hiçbir şey yok yani köy anormal böyle bir mafya köyü gibi bir meclis karar alıyor ve o karar herkes tarafından büyük bir disiplinle uygulanıyor. Devlet orayı çözemiyor. bir taraftan bize sürekli bilgi akıtılıyor. hatta dün mesela ifadeler alınıyordu. o ifadeleri daha ifadeler alınırken babanın ifadesi, abinin ifadesi, annenin ifadesi diye biz canlı yayında öğreniyoruz. Adeta biz şeydeyiz. Yani ifadenin alındığı yerdeyiz ya da hani orada bir yayıncı kurulu kuruluş var. Oradan yayın, yayın yapıyor gibi. Ben evet. şey, bugüne kadar hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Şimdi birileri bence hakikaten bir laboratuvar deneye tabi tutuluyoruz. Böyle bir şey olacak gibi değil. Yani niye bu kadar çok bilgi veriliyor? Biz artık hepimiz böyle şey cinayet dedektifine falan döndük. Ee, tek tek ifadelerdeki tutarsızlıklar, bilmem neler falan. Ee, şimdi burada hiçbir şey normal değil benim gördüğüm. Yani köy anormal, dava anormal ama bu soruşturma süreci daha normal gizlilik kararı vardı vesaire falan ona rağmen ben dedim ya o yüzden hani böyle şey bu olayı temiz bir olay olarak yani daha doğrusu basit işte bir çocuk bir şeyi gördü görmemesi gereken amca onu öldürdü olayı kapamaya çalıştı ama deşifre oldu falan şeklinde bir yorumlamak yani o, şekilde yorumlamak istiyorum ama olayın gelişimine baktığımızda mantığımla uyuşmayan şeyler var durumlar var ve biz hala yani işte bir delil bulunur bulunmaz nasıl bütün Türkiye aynı anda öğreniyor. Henüz deşifre edilmemiş, tercüme evet. edilmemiş beyanları, ses kaydını yine biz canlı yayında öğrendik falan. Yani burada evet. gerçekten anormal bir durum var. Birileri burada süreci yönetiyor benim gördüğüm. Bütün Türkiye'yi aldı bir yerden başka bir yere götürüyor. Böyle hepimize kedinin fareyle oynadığı gibi, tabii şeyde laboratuvar ortamda oynuyorlar gibi bir hisse kapılıyorum. Bilmiyorum Rezan Bey ne der, Ferit Bey ne der, evet. onlar benden daha... Evet, evet, metinlerinde daha o yakından takip ediyorlar. Normal evet, burada e, bir ifademizi Ferit'e yani. olacağım özellikle Bu, bu kadar duracağım. canlı yayında biz der delilin bulunduğunu bilmem neyi falan evet. öğreniyorsak burada bu, bu normalin dışında tabii. A, bir süreç yönetim var evet. ve bu profesyonelce yönetilen bir süreç yani kimse de buna dur demiyor. Bu nasıl bir iş arkadaş yani delil bulunur bulunmaz bütün Türkiye evet. nasıl o delilin bulunur? E, bu, bu dosyanın değil mi yani bir de, soruşturma aşamasında falan gizlilik bir falan gibi şeyler vardır. eee o gizlikten yararlanarak işte şeyleri failleri şaşırtırsınız <laughs> üzerinde baskı kurarsanız bence faillerden ya da hani zanlılardan daha çok toplum <laughs> üzerinde bir operasyon yürütülüyor gibi hissediyorum evet. e, neticede bunu da çözeriz anlarız belki ama e, yani benim ilk anda hissiyatlarım e, şu an açıklayabileceğim hissiyatlarım bunlar yani hakikaten bu şey olay bu İngilizce'de bir tabir var paralyzing by analyzing diye yani çok analiz yapmaktan mefluç hale gelmek felç olmak paraliz olmak şimdi hepimiz o durumdayız her detay geldiğinde teoriler çöküyor vesaire şimdi amca cinayeti işlemişti değil mi öyle görünüyordu şimdi biraz önce kardeş cinayeti abi cinayeti işlemiş olabilir o zaman amcanın rolü ne falan yani şey, yani şey, şey olay çok girift ama burada benim gördüğüm bir süre sonra hepimiz bu aile içi yani entrikaları vesaireyi falan değil esas buradaki ihmaller zincirini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Şimdi işte araçta DNA izi bulundu. Ee, ama işte onunla amcanın tutuklanması arasında geçen bir süre var ee, kardeşte bir sürü şey var iz var sırtında orasında burasında ta İstanbul'a gitti adli tıbba gitti ee, şimdi hepimiz diyoruz ki ya bunca şeyi, yara bere izi varken ...bu adam nasıl serbest bırakılır? Serbest bırakıldı... Ee, ...ve sonrasında tekrar gözaltına alındı... Ee, ...yeniden ifadesi alınıyor... ...şimdi e, cinayeti doğrudan ...abinin işlemiş olabileceğine dair... ...ihtimaller güçleniyor... Ee, ...ama benim gördüğüm hakikaten şey yani aile içerisinde bir sürü skandal yaşanmış olabilir aile hep böyle suça bulaşmış ve bir süre kendi çapında lokal entrika çevirmiş bir aile de olabilir ama bir de bunların üzerinde bir şey var bir ihmaller zinciri var ve o, o yani işte bir senede bilmem kaç tane çeteyi açığa çıkaran Mithat Hoca orada şey ayrıldı galiba o rakamları söyleyip duruyor çünkü ee, güyüce devlet yani birkaç gündür e, bir basit köyde gerçekleşmiş bir olay karşısında bir acziyet içerisinde e, falan bir görüntü veriyor. Yani işte e, cesedin bulunamaması, köyün hemen dibindeki bir yerde üstüne üstlük falan aradan bu kadar süre geçmesi işte ondan sonra hepimiz özellikle bekletildi de Deliller yok olsun diye mi e, bulunmadı, daha sonra bulundu. Çünkü işte jandarma komutanı açıklama yapıyor ve henüz ortada tek bir delil, tutuklama, gözaltı bilmem ne yokken işte ulaşmak üzereyiz falan güzel haberler vereceğiz diyor. Şimdi ben yani sorgulanması gereken biz hep olayın bu aile tarafına odaklandık ama benim gördüğüm esas bu işi yürüten yetkililer tarafına bakmanın ve oradaki çelişkileri, zaafları, ihmalleri hizmet kusurlarını falan da tık tık konuşmaya başlamamız gerekiyor benim gördüğüm yani şey evet olayın bir tarafında işte birileri günün birinde belki itiraf edecek vesaire falan çözülecek çözülecek ama yani bir tarafta da bu süreci soruşturmayı yürütenler ya da bu o bütün o görevleri yapanlarla ilgili de acaba göre hizmet kusurları falan var mı? E, orası da çok dikkat çekici. Yani evet. e, orada da yanıtlayamadığımız e, bir sürü şey var. E, durum var benim gördüğüm. Yani değil mi? hakikaten bir makul gerekçesi olamaz bu işin. E, şimdi bir gün sızar, ertesi gün ama savcılık vesaire falan hemen tedbirini alır ve artık oradan sızmaz. Şimdi bu ifadeleri kim tarafından şey yazıya döküldüğü belli yani bunu binlerce insan yapıyor orada bir soruları soruyor, öbürü bunu metne döküyor ve oradan sızıyor. Şimdi belli ki bu bir kararla sızdırılıyor. Ee, önceden başka şey gazeteciler de alabiliyordu fakat benim gördüğüm artık e, şey hani yayıncı kuruluş resmi yayıncı kuruluş falan ilan edecekler yakında bu spor etkinliklerinin yayıncı kuruluşlar olur ya onlar hmm. yayınlarlar şimdi bir süre sonra biz buna falan döneceğiz bu gidişle ee, şimdi yani ortada <laughs> garip bir durum var hakikaten ben o yüzden bunun bir laboratuvar e, şey e, çalışma olduğunu gözlem olduğunu bir sosyal deney olduğunu falan düşünmeye başladım bu e, şeyle. Hani bir bir sızıntı varla açıklanabilir bir şey değil bu. Resmen servis ediliyor ve bu servis bir kararla yapılıyor Tabii. ve kimse bu engel olmuyor yani işte oradaki savcı imal etse baş savcılık devreye girer. Baş savcılık da imal etti. Bakanlık devreye girer. Birbirinin birbirin devreye girmesi lazım. Rütük mesela seyirci kalıyor yani her, her şeye müdahale eden rütük. Mesela bu şu ana kadar sessiz yani her şey ortada çarşaf çarşaf. amaç neyi? Niye bunu yapıyorlar falan? yani anlamaya imkan yok ama bu arada değil mi biz buna odaklandık bu ee, bunu şey daha kim bilir kaç ay konuşacağız şimdi e, belli ki e, adli tıptan bu resmi rapor gelinceye kadar biz bunu tartışmaya devam edeceğiz. sonra o da o rapor geldikten sonra belki yeni tartışmalar açılacak. ve biz bunu hakikaten daha uzun zaman ya da resmen iddianame hazırlanıncaya kadar biz komplo teoriler üretmeye, dedektifçi şeylere, romanları, filmleri çevirmeye falan devam edeceğiz, analizler yapmaya. Ya da işte biri artık çözülürse o sessizlik yeminini bozarsa Hani ifadelerde sızıyor ya orada net bir şekilde artık olayın şeyi netleşince biraz daha iş duracak ve belki ilk duruşmada tekrar döneceğiz odaklanacağız. Yani bu bu bana hakikaten burada da bir şey garip bir gariplik var. Şimdi bazı şeyin abisi Narin'in abisi işte belki madde falan kullanan bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi muhtemelen şey cinayeti. Ya kendisi işledi ya işlenirken oradaydı falan. Ama onun mesela yani gencecik bir insan değil mi? Profesyonel değil. Hayatında belki ilk kez bir cinayeti görüyor falan. Ee, işte i̇şte cesetle birlikte bir miktar yolculuk yapıyor. Orada iki tane arkadaştan bahsediliyor. Arkadaşlar şimdi bunların konuşmaması amca diyelim ki çok profesyonel, deneyimli, belki gizli kapaklı bazı işler yaptığı falan bugüne kadar. O yüzden hani bu konularda şey biraz daha ketum davranabilir, direnci yüksektir. Ama anne nasıl bu kadar direnci yüksek? Yani çocuğu cinayete kurban gidiyor. Kendisi ölüm kararını veriyor ama şey anne konuşmuyor. İşte abi konuşmuyor. Şimdi abinin bunca zaman konuşmaması size garip gelmiyor mu yani dedim ya. madde kullanan falan bir şey. evet yani ilk ifadede belki konu çözülmeyebilir ama gözaltına alınıp hatta tutuklandıktan sonra falan çözülmemesi bütün bunlar da garip. O yüzden şeyde ben dedim ya yani adeta bir sosyal deney yapılıyor ve hepimiz bu sosyal deney içerisinde şeye deneyi yapanlara veri sağlıyormuşuz gibi duyguya kapılıyorum ben her yeni gelişmeyle ile birlikte yani artık bu şey amca da muhtemelen daha tutuklu olduğu cezaevine gitmeden ifadeleri canlı yayında yayınlanıyor. Olacak şey değil yani. Dedim ya buna hiç kimse müdahale etmiyor. Bu hepimizin gözünün önünde oluyor. İşte hani böyle bir, birkaç kişi bunu dillendiriyoruz. Onun dışında herkes ya bu nasıl sızardan mağda dönüp yani barolar falan şunlar bunlar da suskunlar yani bu ne rezalet kardeşim diyen barolar birliği vesaire falan oralardan da açıklamalar ben Diyarbakır duymadım Barası bilmiyorum atladım mı ee, arada. ayrı tutalım. efendim Diyarbakır Barosu vurguluyor tam e, onlar e, kendileri hatta e, el, ellerinde olan bazı e, belgeleri açıklamadıkları gibi bazılarını da almak istememişler sırf kendi üstlerinde bir şüphe olmasın diye ee, bir e, onlar sızdırdı veyahut da işte bir onlar kaynaklı oluyor bunlar gibi bir şaibe olmasın diye. Hı hı. Doğru ama şey yani kendileri o prensiplere riayet ettiler. Fakat ya bu evet, nasıl bu de... kadar sızıyor kardeşim? Canlı yayında falan ifadeler alınırken sızdı yani bundan. Bir iki gün önce de biz benzer bir şey yaşadık. Ee, falan şimdi buna Barolar dedim ya ses çıkarmıyor Adalet Bakanlığı ses çıkarmıyor Rütük ses çıkarmıyor oradaki savcılık başsavcılık ses çıkarmıyor e Herkes seyrediyoruz yani böyle şey olay başından sonra kadar gerçekten garip yani bu hangi amaçla bu yapılıyor bu falan bunu ben anlamakta zorlanıyorum ama ortada bir realite varsa bu bugüne kadar alıştığımız soruşturmalara falan hiç benzemiyor bunu bu kadar çok tartışıyor olmamız şey yani bizim tercihimiz mi yoksa bu süreçte manipüle edildi ilk günden itibaren o da başka bir şey ve sürekli elimize konuşacağımız, mesela bugün program anonsunda e, kaç tane konu başlığı tabii, vardı. Evet, tabii. E, ama biz o konu başlıklarını konuşamıyoruz. Evet. Çünkü habire Yeni malzemeler geliyor elimize. Ha bir yeni malzemeler geliyor. Hatta konuyu açtınız sonra tekrar <laughs> konuyu kapamak durumunda kaldık. Yine e, narin cinayetine geri döndük. Evet. Şimdi ortada gerçekten şey alışkın olmadığımız garip bir durum var e, ve bu, bu süreç belli ki kararlarla yürütülüyor. Yani bu sürecin böyle yürümesi birlerin verdiği kararlarla gidiyor. Yoksa müdahale edilirdi ve e, biz e, şey e, hani sadece şu da gözaltına alındı, mahkemeye evet, çıkarıldı, evet. tutuklama kararı verildi, şartlı salı verildi falan gibi haberleri bilirdik ama bu bu detayları hangi delil bulundu, bilmem ne, kaç kişi şimdi o şeyi tercüme ediyor metni, ses kaydı nasıl çıktı falan bu bu detayları bilmememiz gerekiyor bizim ama canlı yayında öğreniyoruz hepsini. O yüzden hani bu işin sonunda ne çıkacak, öğrenebilecek miyiz gerçekleri evet. ya da bu süreci niye böyle yönetildiğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bunu hakikaten açıklamak kolay değil çünkü e, bugüne kadar e, AK Parti'nin AK Parti hükümetin resmi tavrı, Hayır böyle bir şey yok. Reddetmek, inkar etmek şeklinde oldu. Hatta işte bir sürü video falan bir dönem hatırlayacaksınız. Böyle kümeler halinde, insanların sürüler halinde sınırdan geçtiği görüntüler falan, video kayıtları falan sosyal medyaya düşüyordu. Bunlar şey sahte görüntüler falan diye o görüntüler de reddedildi. Sonra o görüntülerin yayılması engellendi yani. Kaçakların e, sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak girmeleri değil. Ama bunların görüntülerinin yayınlanması süreci kontrol altına alındı. Ben uzun zamandır bu tür görüntüleri görmüyorum. Bir evet. dönem e, çok sıkça bu ortalığa saçılıyor. Ee, e, benim mi? profilime bakarsa görebilirim. Her gün evet. neredeyse ha. paylaşırım. İbrahim Twitter'dan. Bey, Fatih ha. diyor ki ha. benim profilime bakarsa görebilirim. Da, görebilirim. da geliyor çünkü bölgeden. Ben şey ama önceden çok şey olurdu hani bu böyle yaygınlaşırdı, tartışılırdı. Televizyon şey, haberlerine vesairelere konu olurdu. Artık o süreç kontrol altına alındı bir şekilde. Ya da insanlar kanıksamaya başladı. Ama hükümet inatla ediyor Hayır yok diyor. işte göçmen sayılarını falan açıkladığında Suriyelileri ve yasal olarak Türkiye'de yaşayan oturma izniyle, çalışma izniyle o rakamları veriyor. İnatla Türkiye'de ne kadar Afgan, Afrikalı, Özbek, Tacik var falan. Mesela bu rakamları inatla vermiyor İçişleri Bakanlığı ya da Göç İdaresi. Oralara sansür uyguluyor. Dolayısıyla biz aslında rakamları bilmiyoruz. Bundan birkaç yıl önce mesela Birleşmiş Milletler, bu Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tahmini vardı. yani Tahmine bakın 6 ila 9 milyon arasında toplam şey, göçmen oldu tahmin ediliyordu. Ama 3 milyonluk bir şey var. Marj var. Ee, onlar da bilmiyorlardı. Ee, bir şey, devlet bu rakamları e, bir şekilde açıklamadı. Şimdi yani eğer o 6 ile 9 milyonun ortalamasını alın 7-7,5 milyon falan yapar bu sokaktaki 10 kişiden birinin yabancı olduğu anlamına geliyor yani, yani rakamlara falan baktığınızda tablo korkunç gerçekten ee, işte e, bu geri gönderme falan faaliyetlerine dair zaman zaman haber bültenlerinde e, şeyler görüyoruz, haberler görüyoruz. E, ama o orada bile e, benim gördüğüm e, sonradan bir bir faaliyet yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Fakat evet. e, hükümetin nedense böyle bir stratejik kararı var ve Türkiye'yi bir göçmen cennetine döndürdü ve hala bu politikasını da sürdürüyor. Bütün eleştirilere rağmen bu politikasını sürdürmeye devam ediyor. Orada Turan Bey'in açıkladığı uluslararası sözleşmeler şeyi kısmı en yine akla yakın duran ya da onun dışında bilmediğimiz hani demografiyle Seçim. oynamak vesaire falan hı, gibi hı, başka doğru. projeler de var, projeler de var. Onu yanıtlamak gerçekten kolay iş değil. Yani Zor. zihin okumak gerekiyor. Ama bu konuda bugüne kadar benim gördüğüm hükümet ketum davranmaya devam etti. Sadece bazı ak Partililer işte bazı sektörler çöker, çoban bulamıyoruz. Hı. Hı. Sanayi hisselerine gidin e, organize ekonomik. sanayi bölgelerine göçmenler olmasa bu fabrikalar durur falan şeklinde savundular bu göçmen politikasını ama onun dışında da elimizde herhangi bir açıklama veri falan yok. Peki. En doğrusu yani bana da en makul geleni uluslararası sözleşmeler oldu. Tamam.